Evet arkadaşlar, arabamız bu halde. Çürükler mevcut. Evet. 2 senedir yatıyor araba. Bundan sonraki her aşamayı tek tek size göstermek için video çekeceğim. Şimdilik bu kadar yeterli.
Bas. Camı şey kol yok şu an. Bir dakika abi. Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir size Instagram'dan da YouTube'dan da söylediğim gibi çekmek istediğimiz videomuzu sonunda çekmeye karar verdik. Biraz akşam vakti, kusura bakmayın. Acele çekiyoruz videoyu çünkü bildiğiniz gibi 8-9 aydır arabanın restorasyon süreciyle ilgileniyoruz. Alanya'ya gitmesi gerekiyor araba acilen. O yüzden bu akşamda yarın akşam yola çıkacak araba. Biz de bu akşam videosunu çekelim dedik son akşamı. Yıkayamadım arabayı. O yüzden birazcık pis, pasta cilası yok. Bunlara takılmazsınız diye düşünüyorum zaten. Şimdi yavaş yavaş arabanın detaylarına bakalım. Bakalım nasıl olmuş araba. O kadar zamandır fotoğraf atıyoruz ama detaylı videosunu hiç atmamıştık. İçini öncelikle gösterelim. Arabamız zaten Instagram'dan da takip ediyorsanız before after'larda görürsünüz. Koltuklarımız tamamen yenilendi. İç döşemesi yenilendi. Direksiyonumuz yeni yapıldı. Şöyle içine gösterelim. Arka tarafta daha naylonlarını açmadık. Onları da babamızın açması için ona bıraktık diyelim. Onun dışında
jantlarımız gelmişti Amerika'dan. Kapaklar. Bunları taktık. Üstlerimiz yeni geldi. Üstlerimiz ve ablemimiz yapıldı. Sadece şu an arabanın tek eksiği kalan kısmı filmleri, cam filmleri yapılmadı. Çünkü İstanbul'da su yeşili cam filmi bulamadık. O yüzden yaptıramadık. Artık ondan o tip küçük detaylar Alanya'ya kalacak. Arabamızın bagajı. Zemin burası da tamamen yeni yapıldı. Şöyle komple görürseniz. Halımız tamamen yeni. Boyası dışında arabamızın elektrik aksamına kadar her türlü her şeyini sıfırdan baştan yaptık. Ufaktan bakarsak da arabamızın bugüne kadar soranlar olmuştu. Masraf ne kadar tuttu? En çok merak edilen konu buydu. Arabamız bugüne kadar 100 bin civarı bir masraf yaptık. 100 bin TL civarı. Tabi bunun içinde emeklerimiz yok. Elektrik aksamının çoğunu abim ve biliyorsunuz kayınpederi yaptı. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Onun bizim kadar emeği olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında arabamızdaki motoru tamamen değişti zaten biliyorsunuz. Yurt dışından Amerika'dan bütün parçalarını getirdik. İlker abimiz sağ olsun çok güzel bir motor yaptı bize. Şimdi bir de motora bakalım. Tamamen yenilenmiş bir motor. Gerçekten harika yani gördüğüm. Her gördüğümde benim de hoşuma giden bir motor oldu. Komple içi zaten restorasyon. Hepsinin fotoğraflarını atmıştım. Elektrik aksamı komple değişti. Klimamız çalışmıyordu. Klimamız komple restorasyona gittik. Klimamız yapıldı. Onun haricinde biz fanımızı değiştirdik. Fanımız Alanya'nın sıcağına yetmiyordu. Çok daha güçlü bir fan koyduk arabaya. Onun dışında karbüratörümüzde sıkıntı vardı. Suat ustamız karbüratörle çok uğraştı. Karbüratörü yeniledik. Olmadı. Belki 2-3 hafta boyunca karbüratörle uğraştık. Karbüratörle de uğraştığımız için videolar çok aksadı. O yüzden ben de video çekememiştim. Karbüratörümüzü de en son artık getirttik. Sıfır karbüratör taktık. Karbüratörümüz de çok güzel oldu. Şu an arabanın gidişinde, yürüdüğünde hiçbir yerinde bir sıkıntımız kalmadı. İki amortisörlerimiz değişti. Onun dışında fren sistemlerimiz kötüydü. Fren sistemlerimizi değiştirdik. Muayeneden frenlerden kalmıştık. Fren hortumlarından kalmıştık. O yüzden frenlerini değiştirdik. Her şeyini sıfırladık. Araba genel olarak bu şekilde. Şimdi buradan sonrası abim arabayı alıp yarın akşam Alanya'ya gidecek. Benim burada İstanbul'dayım. Okulum mezun oldum. O yüzden zaten videoları da aksamıştı. Söylüyordum. Şimdi benim de iş durumlarım var. Stajlarım var. O yüzden ben gidemeyeceğim. Abim yolda belki bir video daha çeker. O videoyla birleştiririm. Babamın tepkisini çekebiliriz. Onu da bu videonun içine koyarım. Şimdilik benim anlatmak istediklerim bu kadar. Son kez içerideki ışık sistemi. Yenilediğimiz ışıkları da göstermek istiyorum. Hazır aklınıza gelmişken. Şimdi arabamız normalde orijinalinden mavi olduğu için bizim radyoyu daha sonradan taktık zaten. Radyonun ışıkları da mavi ayarladık. Şöyle içerisinde tüm ışıklarını mavilendirdik. Klimamızın ışığına kadar mavi ışık yanıyor. Arabanın iç detayları bu şekilde. Yani babamızın keyifle bineceği bir araba olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bir de sesini de dinletebiliriz. Bir de sesini dinletelim. Bütün her şeyini göstermek istiyorum. Çünkü bir daha video çekemeyeceğiz. Arabanın bir de çalışırken buradan sesini alalım. Pek fazla büyük motor böyle Amerikan aracı değil ama sonuçta tabii yine bir Amerikan
arabası olduğu için sesi de gayet güzel. Sesi de böyle arkadaşlar. Arka detaylarını gördünüz. Lastiklerimiz zaten sıfır. Çizgili lastik bulmaya bu ölçüler, orijinal ölçüleri arabanın çok zorlandık. Ama sonunda işte 8-9 ayın sonunda arabayı bu hale getirebildik. Biz elimizden geleni yaptık. Gerçekten bunlar çok zorlu süreçler. Yani 8-9 ay boyunca 8-9 ayın 6 ayı her gün gitmişizdir sanayiye. Maddi zorluğundan ziyade manevi zorluğu çok daha fazla. Yani bazı şeylerini kendimiz anlamıyor olsaydık belki bu süreç çok daha uzun sürebilirdi. Neyse, ben fazla uzatmak istemiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videonun devamında belki de dediğim gibi sonuna ekleme yapabiliriz. Babamın tepkisini gösterebiliriz. Abim yolda videolar çekebilir. Şimdi takip ettiğiniz, yorumlarınızla bugüne kadar destek olduğunuz için herkese çok teşekkür ederim. Bu böyle bir serüvendi. Sadece benim alem için yapmış olduğum, bize bir anı olsun diye YouTube'a yüklediğim bir serüvendi. Bu arabanın bizdeki yerinin anısı olarak kalsın istediğim için çektiğim videolardı. O yüzden bundan sonra bu arabayla ilgili büyük ihtimalle video gelmez. Diyeceklerim bu kadar. Diyecek de pek fazla bir şey yok. Hepinize teşekkür ederim bugüne kadar izleyip destek olduğunuz için. Herkese kendine iyi baksın.